İttihatçı ismiyle anılan kişiler Osmanlı'nın son dönemine damgalarını vurdular. Onların icraatları bizlerin bugünlerini belirledi. Hain miydiler, vatansever mi? Videoya başlamadan evvel bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Osmanlı Devleti bir imparatorluk değildi. Asla da olmadı. Nitekim imparatorluğun kelime anlamı sömürgeleri olan güçlü devletlerdir. Sömürge ülkelerde yaşayanlarsa ikinci sınıf vatandaş olarak tanımlanır. Osmanlı'nın ise asla sömürgesi olmamış, hükmettiği geniş coğrafyalarda vatandaşlar arasında bariz ayrıştırıcı farklılıklar uygulamamıştır. Tartışmasız bir gerçek varsa o da şudur ki İttihat ve Terakki Cemiyeti iyi ya da kötü yönde ülkemizin kaderini sonsuza kadar değiştirmiştir. Acaba İttihat ve Terakki hiç kurulmasaydı ülkemiz şu anda nasıl bir yer olurdu? Yahut Osmanlı Devleti daha ne kadar ayakta kalabilirdi? Kült TV'ye abone olarak araştıran insanlar toplumdaki yerinizi aldıysanız, yaptıkları icraatların etkileri bugün dahi devam eden İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni mercek altına alıyoruz. Sultan II. Abdülhamit tahta çıktığında Osmanlı Devleti dağılmanın eşiğindeydi. Bir yandan iç ve dış borçlar, köhne bürokrasi, teknolojik geri kalmışlık, iç isyanlar ve dış baskılarla yabancı kaynaklara göre 2. Abdülhamid'in tahta çıkmasından en fazla 2 yıl sonra Osmanlı Devleti'nin çökmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Padişah akıl almaz politikalarla devleti uçurumun eşiğinden alarak teknolojik bir kalkınma ve atılım projesine girişti. Sultan II. Abdülhamit çoğu zaman toprak kaybetme pahasına devleti savaştan uzak tutuyordu. Ancak kaybedilen topraklar iç huzursuzluklara sebep oluyor, halkı derinden yaralıyordu. Devletin durumunun düzelmesine paralel olarak Abdülhamit yönetimi de otoriterleşiyordu. Bu durumda iç huzursuzlukları daha da fazla tetikledi. Öte yandan ülkede en rahatsız etnik kesimi Müslüman Türkler teşkil ediyordu. Nitekim askere onlar gidiyor, en yüksek vergileri onlar ödüyordu. Yahudi, Rum ve Ermeniler askerlik yapmıyor, daha çok ticaretle uğraşıyor ve piyasaları ellerinde bulunduruyorlardı. Ayrıca uluslararası baskılar sonucunda pek çok vergi ve yasal yaptırımdan da muaf tutuluyorlardı. Bu durum Osmanlı aydınlarının Abdülhamit yönetimine açıktan açığa bir muhalefet beslemesine ve milliyetçilik akımlarının yükselmesine sebep olmuştu. Abdülhamit iktidarının 29. yılında Osmanlı'nın hükmedebileceğinden daha fazla toprağa sahip olduğunu düşünüyordu. Ona göre gelecekte güçlü ordular değil, parası olanlar galip gelecekti. Öte yandan petrolü de geleceğin en değerli ham maddesi olarak görüyor, bu bağlamda da Irak, Suriye ve Suudi Arabistan'daki petrol yataklarının haritalarını çıkarttırıyordu. 2. Abdülhamid'in 100 yıllık bir eylem planı hazırladığı da söyleniyor. Avrupa'da modern hanedanlar bir bir devrilip yerlerini cumhuriyetlere bırakıyordu. Bunun üzerine Osmanlı aydınlarının baskısıyla 1. Meşrutiyet ilan edilerek kanunlar yeniden düzenlenmişse de Abdülhamid kısa sürede meclisi tatil etmiş ve tekrardan tüm otoriteyi ele almıştı. İttihat ve Terakki 19. yüzyılın sonunda Osmanlı'nın yüksek mevkili devlet adamlarına rüşvet dağıtarak istediklerini devlete kabul ettirmek maksadıyla 1889'da Askeri Tıbbiye Mektebi'nde İttihat-ı Osmani Cemiyeti adlı gizli bir örgüt olarak kuruldu. İttihat-ı Osmani Cemiyeti 2 Haziran 1889 tarihinde Askeri Tıbbiye'nin bahçesinde toplanan İshak Sıkuti, İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, Çerkez Mehmet Reşit adındaki 4 talebe ile ve sonradan onlara katılan Hüseyinzade Ali Bey, Konyalı Hikmet Emin Bey, Cevdet Osman, Kerim Sebati, Mekkeli Sabri Bey, Selanikli Nazım Bey, Şerafettin Mamumi, Giritli Şefik tarafından kurulmuştu. İbrahim Temo örgüte ilk bağışı yapan üyeydi. Henüz bir hafta evvel Selanikli hocasından yanında getirmiş olduğu yüklü miktarda altını örgüte bağışlamıştı. Cemiyet, Haziran 1889'da Edirne Kapı dışındaki bir bağda bağ bekçisi Aluş Ağa'nın başkanlığında 12 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir toplantısında başkanlığa en yaşlı üye olan Ali Rüşdi'yi, sekreterliğe Şerafettin Mahmudi'yi, saymanlığa Asaf Derviş'i seçti. Bir piknik görüntüsü verilerek gerçekleştirilen bu toplantıya İnciraltı Toplantısı veya 12'ler Toplantısı denilir. Cemiyetin İtalyan Carbonari Mason Teşkilatı'na örnek alarak hücreler halinde yapılanması, her üyeye bir sıra numarası verilmesi bu toplantıda kararlaştırıldı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Masası yetkililerinden George Kidston'un 21 Aralık 1918 tarihli raporunda bu gizli yapının Masonluğu İtalya'dan getiren ve Selanikli Hocası'nın başlıca kurucusu bulunan Emanuel Karasu ile çok sıkı ilişkileri olduğunu bildiriyordu. Birinci hücrenin birinci üyesi İbrahim Tema oldu. Cemiyet toplantılarını her cuma farklı yerlerde sürdürdü. Geçen zaman içerisinde rüşvet dağıtarak istedikleri sonucu alamadıklarını fark ettiler. Türk devlet geleneğinde askeri desteği sağlayamayan hiçbir zümrenin iktidar değişikliği yapamayacağı aşikardır. Bu bağlamda milliyetçilik ve eşitlik söylemleriyle askeri öğrenciler ve subaylar arasında propagandaya başladılar. İttihad-ı Osmani, İstanbul'da sivil ve askeri diğer yüksekokul öğrencileri arasında taraftar kazanarak hızla büyüdü. Ancak propagandaya geçmek için acele etmeyen örgüt, 1895 yılına kadar daha çok iç eğitim sayılabilecek toplantılar yapmakla yetindi. Toplantılarda Namık Kemal, Ziya Paşa gibi genç Osmanlıların yapıtlarını, İranlı hürriyetperverlerin ve Ali Şefkati'nin yapıtlarını okudular. Sultan II. Abdülhamit, cemiyetin varlığından ve faaliyetlerinden 1892 yılında haberdar oldu. Bu tarihten itibaren cemiyet üyeleri, hafiyeler tarafından takip edildiler. Tıbbiye Mektebi komutanlığına Mehmet Seki Paşa atandı ve disiplinli bir idare sağladı. Yeni disiplinli idarenin uygulamaları sonucu cemiyetin önde gelen üyeleri defalarca tutuklandılarsa da kısa sürede serbest bırakılıyorlardı. Nitekim, cemiyete üye olanlar olayın sadece milli çıkarlar ve milliyetçilik olduğunu düşünüyorlardı. Kısa sürede yeterli destekçiye ulaştılar. Artık tarih sahnesine çıkmaları için onlara bir fırsat lazımdı. Bu fırsat yine Yahudi-İngiliz işbirliğinden geldi. Yahudilerin parasıyla İngiliz ajanlar tarafından kışkırtılan Ermeniler ayaklandı. Bu durum zaten pek çok hakka sahip olan Ermenilerin bir de ayaklanması ve padişahın Ermenilerin üzerine gitmemesi halkta büyük bir öfkeye sebep oldu. Ermeni eylemlerinin gerçekleştiği 1895 yılı, İttihatçıların daha sert eylemlere yöneldiği yıl oldu. 30 Eylül 1895 tarihinde başkentte düzenlenen büyük Ermeni yürüyüşünde Müslüman halkın Ermenilerin karşısına çıkmasıyla 3 gün kanlı çatışmalar yaşandı. Bu gelişme karşısında eyleme geçen cemiyet üyeleri, olayların yönetimin basiretsizliğinden kaynaklandığına, halkın yönetime karşı harekete geçmesi gerektiğine dair bildirgeleri dağıttılar. Duvarlara yapıştırdılar. Eylemleri pek çok tıbbiyeli üyenin hapse düşmesi veya sürgüne gönderilmesine neden oldu. Yine de cemiyet halk arasında artık taban bulmuştu. 2. Abdülhamid'e darbe girişiminden sonra cemiyetin İstanbul Merkez Teşkilatı çalışamaz hale geldi. İttihatçılar Avrupa'da toplandılar. Merkezleri Paris'ti. Ancak Osmanlı Sarayı'nın baskısıyla cemiyet Paris'ten çıkarıldı ve yayın organları Meşveret kapatıldı. Cemiyet önce Brüksel'e taşındı, ancak oradan da çıkarıldı. 1896 yılında Paris'te gerçekleşen olağanüstü toplantıda Mizancı Murat Bey cemiyet başkanlığına getirildi. 1906 yılının Eylül ayında Selanik'te istibdat yönetimini yıkmayı amaçlayan ihtilalci bir cemiyet olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kuruldu. Yönetimi Mehmet Telat, İsmail Can Bulat ve Rahmi Bey üstlenmişti. Aynı günlerde Mustafa Kemal, Şam'da 5. Ordu subayları arasında Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adlı örgütü kurmuş ve hemen ardından kısa bir süre içinde Selanik'e gidip orada bir şube açmıştı. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti önce Vatan ve Hürriyet ile birleşti. Makedonya'da hızlı yayılıp genç subaylar arasında taraftar bulan dernek, gizlice Selanik'e gidip görüşmeler yapan Doktor Nazım'ın çabaları sonucu merkezi Paris'te bulunan Osmanlı Teraki ve İhtiyat Cemiyeti ile 27 Eylül 1907 tarihinde resmen birleşti. Birleşmenin ardından cemiyetin dış merkezi Paris, iç merkezi Selanik olarak kabul edildi. Selanik o dönem dönmelerin ve sabataycıların da merkeziydi. Burada bir dipnot düşmeliyiz. İttihat ve Teraki'nin Yahudi destekli olduğu çekirdek kadro dışında kimse tarafından bilinmiyor, topluluk dışarıya kendini tamamen milliyetçi söylemlerle tanıtıyordu. 1907 yılı sonunda Paris'te tüm muhalif gruplar ve Ermeni Devrimci Federasyonu Taşnak Sutyu'nun katılımı ile Ahmet Rıza, Prens Sebahattin ve malum yanında ortak başkanlığında 2. Jön Türk Kongresi düzenlendi. Bu sefer dış müdahale konusu ortaya atılmadı ve 3 gün süren kongre çalışmalarını 29 Aralık'ta tamamlayarak bir bildirge yayımladı. Bu beyanname ile katılımcıların 2. Abdülhamid'i tahttan inmeye zorlamak ve parlamenter bir yönetimin kurulması etrafında birleştikleri duyuruldu. Merkezi Selanik'te bulunan 3. Ordu'nun gerçekleştirdiği 1908 devrimini Selanik'te bulunan İttihat ve Teraki Merkez Komitesi organize etti. Bir iddiaya göre ihtilalin Abdülhamid'in tahta çıkış günü olan 1 Eylül'de yapılması planlanmıştı. 3 Mart 1908'de İngiltere'nin Makedonya sorunu hakkında yayınladığı genelge, yöreye olası bir müdahaleyi engellemek isteyen cemiyet üyesi subayları harekete geçirdi. 3 Temmuz 1908 tarihinde Resne'de Kolaası Resneli Niyazi Bey'in 200 asker ve 200 sivilden oluşan bir çete ile dağa çıkması ile ihtilal fiilen başladı. 2. Abdülhamid'in dağa çıkanlara karşı aldığı tedbirler, subayların genellikle cemiyet üyesi olması nedeniyle işe yaramadı. Cemiyetin manastır merkezi, padişaha kanun-ı esasiyi yürürlüğe koymasını
ve 26 Temmuz'a kadar Meclis-i Mebusan'ın açılmasına izin vermesini isteyen bir telgraf çekti. Eyüp Sabri Kumandası'ndaki Ohri taburu ile Niyazi Bey Komutası'ndaki Resne taburu 22 Temmuz gecesi Manastır'da birleşti ve Manastır Fevkalade Kumandanı olarak görevli bulunan Müşir Fevzi Paşa'yı dağa kaldırdılar. 23 Temmuz günü atılan 21 bare top atışıyla Manastır'da meşrutiyet yönetimi İttihat ve Terakki tarafından ilan edildi. Durum Yıldız Sarayı'na telgrafla bildirildi. 23 Temmuz'u 24 Temmuz'a bağlayan gece kanuni esasının yürürlüğe konmasına karar verildi ve resmi ilan ertesi sabah gazetelerde yayımlandı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin hareketi çetecilik yoluyla yönetimi ele geçiren ilk hareket olarak tarihe geçti. 24 Temmuz 1908 tarihinde meşrutiyetin ilanından sonra İttihat Terakki Cemiyeti doğrudan hükümet kurmaya kalkışmadı. Hükümetleri dışarıdan kontrol etmeyi tercih etti. 1908 yılında Selanik'te toplanan gizli kongrede cemiyetin siyasi fırkaya dönüşmesine karar verildi. Bir süre hem cemiyet hem fırka olarak anıldı. Aralık 1908'de seçilen Mebusan Meclisi'nde üyeleri büyük çoğunluğu İttihat Terakki tarafından desteklenen kişilerdi. Şubat 1909'da Kamil Paşa hükümeti mecliste İttihat Terakki Cemiyeti grubunun verdiği güvensizlik oyuyla düşürüldü. Bu, Osmanlı Devleti tarihinde meclise güvensizlik oyuyla düşürülen ilk ve son hükümet olmuştu. Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti cemiyetin izniyle kuruldu. Cemiyet 22 Eylül 1909 tarihinde Selanik'te bir gizli kongre daha düzenledi. Mustafa Kemal kongreye Trablus delegesi olarak katıldı. Kongrede yaptığı konuşmasında partiyi tenkit etti. Oldukça sert geçen oturumda Mustafa Kemal bazı üyeleri vatana ihanetle suçladı. Bu durum kongrede büyük bir rahatsızlığa sebep oldu. Cemiyet içinde zabitlerin yani subayların bulunmaması gerektiğini, siyasetle uğraşanların ise askerlik görevini bırakması gerektiğini söyledi. Aksi halde askeri emir komuta zincirinin cemiyetin hiyerarşisiyle karışacağını ve askeri disiplinin sekteye uğrayacağını öne sürdü. Ona göre cemiyet komita hüviyetinden çıkmalı ve partileşmeliydi. Birçok parti yöneticisi Mustafa Kemal'in görüşlerine katılmadı. Sadece daha önceki kongrede aynı fikri savunmuş olan Kazım Karabekir'i destekledi. Bu tarihten sonra Mustafa Kemal siyaseti 1919 yılına kadar bırakmış, sadece askerlikle ilgilenmeye başlamıştır. Yine de artık herhangi bir pozisyonda yükselmek isteyen birisi, mutlak suretle İttihat ve Terakki'ye üye olmak zorundaydı. Aksi takdirde devletin her tarafını saran bu teşkilat kimselere geçit vermiyor, izni olmadan hiç kimse yükselemiyordu. Kimlerin hangi görevlerde yükseleceğine karar verilen özel toplantılar da yapılıyordu. Nisan 1909'da cemiyete muhalif gazeteci Hasan Fehmi Bey'in Galata Köprüsü üzerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürülmesi üzerine çıkan olaylar, İttihat Terakki iktidarına karşı 31 Mart vakası olarak bilinen ayaklanmaya yol açtı. Yine bu suikasti de tertip edenler de İngilizlerdi. Ayaklanmayı bastırmak isvesiyle Abdülhamit'i tahttan indirmek üzere İttihatçı Hareket Ordusu Selanik'ten harekete geçti. Bu orduda kurmay subay olarak görev yapan Mustafa Kemal harekete şiddetle karşı çıkıyordu. Nihayetinde Hareket Ordusu denilen oluşum deneyimsiz askerlerden oluşuyordu. Sultan Abdülhamid'in elinde ise profesyonel askerlerden oluşan iyi teçhizatlanmış Hassa ordusu bulunmaktaydı. Sultan Abdülhamid Han kardeş kanı akmasını istemediği için Hassa ordusuna teslim olmalarını emretti. Ve cemiyet eskisinden de daha güçlü bir şekilde iktidara yerleşti. 31 Mart'ın sorumlusu olarak gösterilen 2. Abdülhamid tahttan indirildi. Yerine getirilen Mehmet Reşat iktidarın elinde bir kukla olmaktan ileri gidemedi. Ağustos 1909'da yapılan kanuni esasi değişikliğiyle siyasi güç meclisin tek eline alındı. Cemiyet zamanla içinde birliği sağlamakta güçlük çekmeye başladı ve 1911 yılında meclis içinde yeni muhalif partiler ortaya çıktı. Eylül 1911'deki kongreden sonra kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası en büyük rakipti. Mustafa Kemal muhalifleri içten içe destekliyor, cemiyetle ilgili pek çok gizli bilgiyi onlara sızdırıyordu. Şubat 1912'de yapılan meclis seçimleri, yaşanan şiddet olayları ve yolsuzluklar nedeniyle tarihe sopalı seçim olarak geçti. Ve hemen her yerde İttihat Terakki Cemiyeti adayları kazandı. Bunun üzerine muhalefet seçim sonuçlarının gayrimeşru ilan ederken, ordu içinde Halaskar Zabıtan adıyla İttihat Terakki iktidarına son vermeyi hedefleyen bir örgüt ortaya çıktı. 16 Temmuz 1912'de Halaskar Zabıtan grubunun muhtırası üzerine Sait Paşa başkanlığında İttihat Terakki kabinesi istifa etmek zorunda kaldı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın kurduğu büyük kabine İttihat Terakki Cemiyeti egemenliğine son vermeyi hedefliyordu. Bu amaçla öncelikle Şubat 1912'de yapılan seçim iptal edilerek meclis feshedildi. Ekim 1912'de çıkan Balkan Savaşı'nı kaybedilen toprakları geri alma bahanesiyle itaatçıların atadığı hükümet başlatmıştı. Savaşın kısa zamanda hezimete dönüşmesi üzerine şiddetli bir milliyetçilik politikası benimseyen cemiyet, yenilginin suçunu yine kendi atadıkları hükümete yükledi ve onları hain ilan etti.
23 Ocak 1913 tarihinde Enver Bey öncülüğünde silahlı bir grubun Babıali'de toplantı halindeki hükümeti basması, Harbiye Nazırı Nizam Paşa'yı öldürmesi ve Sadrazam Kamil Paşa'nın kafasına silah dayayarak istifaya zorlamasıyla İtaat ve Terakki askeri darbeyle iktidarı ele geçirdi. Cemiyetin etkin isimlerinden bir tanesi olan Enver Paşa Alman hayranıydı. Aslına bakarsanız Enver Paşa milliyetçi bir komutan, iyi bir vatanseverdi. Ancak beceriksiz bir askerdi. Onun beceriksizliklerinin sonuçları yapılan ikili anlaşmalarda ve Sarıkamış'ta gün yüzüne çıktı. Yine de bu durum itaatçıların çekirdek kadrosu için iyiydi. Nitekim amaçları devleti ortadan kaldırmak yahut olabildiğince ufaltmaktı. Bu arada İtaat ve Terakki'nin devlet nezdinde görevli tüm kadroları boğazına kadar rüşvete batmış, itaatçıların elinde olan her devlet dairesi rüşvetle çalışıyordu. Nihal Atsız'ın yayınladığı Çınaraltı dergisinde bu rüşvetlerin belgelerini bulabilirsiniz. Cemiyetin üst yönetimiyle Almanya arasında 2 Ağustos 1914 tarihinde hükümete ve padişaha haber vermeden imzalanan ittifak anlaşması sonucunda Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na Almanya safında katıldı. Bu olay cemiyet içinde eleştirilere ve bölünmeye yol açtı. Cavit Bey, Ahmet İzzet Paşa, Çürük Sulu Mahmut Paşa gibi önemli itaatçılar hükümetten ve askeri görevlerinden ayrıldılar. Fethi Bey, Rauf Bey, Mustafa Kemal gibi bazıları da görevle kalmakla birlikte Enver Paşa başkanlığındaki cemiyet yönetimine karşı çeşitli derecelerde tavır aldılar. Yine en büyük muhalefeti Mustafa Kemal Paşa göstermişti. İtaatçılar Abdülhamit'ten neredeyse sıfır borçla ve iyi teçhizatlanmış bir orduyla devir aldıkları memleketi 10 sene içerisinde Abdülhamit evvelinden 2 kat daha borçlu bir halde ve topraklarının tamamını kaybetmek üzereyken bırakmıştı. 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilginin kesinleşmesinden sonra Talat Paşa hükümeti 8 Ekim 1918 tarihinde istifa etti. 1 Kasım'da yapılan olağanüstü kongrede İtaat Terakki Cemiyeti kendini feshederek Teceddüt Fırkası adıyla yeni bir parti kurulmasına karar verdi. Enver, Talat ve Cemal Paşa 1 Kasım-2 Kasım 1918 tarihine bağlayan gece Alman torpido botu R1 ile İstanbul'dan ayrılarak 3 Kasım 1918 tarihinde Sivastopol'e ulaştı. İttihatçılarla en büyük mücadeleyi Atatürk'ün nutukta da bahsettiği ve neredeyse hakkında hiçbir bilgi bulunmayan, günümüzde varlığını halen devam ettiren Fellah-ı Vatan Cemiyeti vermişti. Hatta kimi çevrelere göre Atatürk gibi bir takım milliyetçi subaylar yine bu cemiyetin isteğiyle İtaat ve Terakki'ye katılmıştı. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.